Bir insan neden bir dijital görsele ya da internette hepimizin bedava ulaşabileceği bir görsele 69 milyon dolar verir? Bunu algılamakta açıkçası ben de çok zorlandım. Kıtlık dijitalde normalde olmayan bir şey. Çünkü bende bir dosya varsa copy paste ettiğimde o dosyanın iki tane oluyor ve bir süre sonra şeyin tartışması çok zor. Hangisi orijinaldi? Ve hiçbir önemi bile yok. Çünkü bizim alışa geldiğimiz internet gezintilerimizde bu tür görseller bedava ulaşabildiğimiz şeyler. Dijital eserler milyonlarca kopyalanabilir ama işlerinden sadece bir tanesi kripto teknolojisiyle şifrelenir ve tescillenirse o diğerlerinden ayrılır. Yani bunun Picasso'nun Guernica'sını almaktan hiçbir farkı yok. Guernica'nın bir fotoğrafına bedava ulaşabilirsiniz ama Guernica'nın kendisini almanız için biraz cüzdanınıza elinizi atmanız gerekir. Sanat tarihinde bir şeyin önemli olmasını anlatmak çok kolay değil bağlamı dışında ama çok basit özetlemeye kalkarsam şöyle bir şey diyebilirim. Kendinden öncekilere benzemeyen ama kendinden sonrakilere benzeyen şey önemlidir. Anlatabildim mi? Yani kendinden öncekilere benzemiyorsa yeni bir şey söylemiştir. Ama bu saçma da olabilir ya. Ama kendinden sonrakiler de bunu takip ediyorsa öncü eser olur. Yani kısaca sanat tarihinde önemli eserleri böyle ayırt ederiz. O teknik o güne kadar hiç kullanılmamış. Ama o kişi o tekniği uyguladıktan sonra çok kullanılmış. Bu tip eserlerde, işte Rothko'da, Kandinsky'de, atıyorum Picasso'da gördüğümüz şey şu, grafik tasarımın doğuşunu görüyoruz aslında. Yani o fotoğraf makinesinin icadından sonra birebir anlatmanın esprisi değişiyor. Fotorealistik şeylerin esprisi kalkıyor. Biz aslında daha soyut, daha basit bir dil oluşturma, yani evrensel bir grafik dili oluşturma kültürünün ilk örnekleri olduğu için değerli. Çünkü şöyle düşünün koleksiyonerlikte, bir mal ederi onun böyle kullanımına bakmaz. Yani siz tarihi bir eseri, tarihi bir saati, saat fonksiyonunu görsün diye almazsınız. Hikayesi için alırsınız. Onunla bir arkadaşınıza bir hikaye anlatırsınız vesaire. Onu duvarınıza astığınız zaman farklı hissedersiniz falan. Bunlarla alınıyor. Bir de bir avantajı daha var, satabilirsiniz. Yani sahiplik durumu biraz dijital hayat üzerinden değişiyor sadece. Aslında bir yatırım gibi oluyor. Hikaye biraz bu. Orada sınırlı olduğu için, yani başkalarında yok, bende var. Aslında bu hepimizde sahip olan, hepimiz sahip olma güdüsünden beslenen bir sistem var. Dijitalde bu yoktu ve şu anda bu var. NFT dünyasının ana esprisi budur. NFT'deki espri NFT'nin gelmesi. Yani burada ne olacağını bilmediğimiz yeni bir pazar yeri var. Ve orada alıyor olmak ilginç aslında. Dolayısıyla eserin kendisiyle ilgili çok sohbet edildiğini görmüyorum. Yani NFT ile ilgili konularda sadece kim almış, kaça almış, biz de satabilir miyiz? Bizim ana konumuz bu aslında. Gönül ister ki içerikleri tartışılsın. Sonuçta sanat insanoğlunun vazgeçmeyeceği bir uğraş. Önüne çıkan her mecraya uyum sağlayarak yoluna devam edecek ve her zaman bir değere tekabül edecek. Bu anlamıyla değerlendirmek lazım. NFT dijital bir şeyin kendine has olmasını sağlıyor. Yani bölünemeyen ve unik olan, kendine has olan bir sembol, bir sertifika gibi düşünebiliriz. Non-fungible token, yani eşi benzeri olmayan tekil bir değerdir. NFT bir sözleşme. Yani sadece sertifika satın almıyorsun, sertifikanın bir sözleşmesini de alıyorsun. Bunu bir sanat eserine de uygulayabilirsiniz. Eşi benzeri olmadığını düşündüğünüz herhangi başka bir şeye de uygulayabilirsiniz. Mesela bir maça gideceğiz, maçın biletini satın alacağız. Biletin üzerine şöyle diyebilir firma. Bu bileti tekrar satabilirsin. Satarsan bana %20 komisyon vereceksin diyebilir. Kara borsa dediğimiz kavramı bambaşka bir şeye dönüştürebilir.
Yani kontrol edilebilir kara borsa çıkabilir ya da daha spekülatif kara borsalar çıkabilir falan. Buralar ilginç. Yani çünkü bilet de aslında baktığınızda unik bir şeydir. O maçta, o saatte 37 numaralı koltuk sizindir. Mesela bu da aslında o sanat eserine yaptığımız gibi özgü bir şeydir. Bunu satabiliriz. Şimdi YouTube'da bir video yayınlandı. Siz beğendiniz. Normalde bu beğenmenin emek karşılığı yok. Aslında YouTube bunu kullanıyor. Ha, 10 kişiye izlettim. 4'ü beğendi. Baktım bu kişilerin beğenileri, önceden beğendikleri çok iyi tutmuş. TikTok da aynısını yapıyor. Siz video izlediğiniz zaman bu video tutuyor deyip daha çok kişiye gösteriyor. Aslında sizi izleyici olarak değil, işçi olarak kullanıyor. Şöyle bir video platformu düşünün. Like etmek paralı. Like ederseniz ve video sizden sonra beğenilirse, yani siz beğendiniz, başkaları da beğenilirse, videonun reytingi artıyorsa para kazanıyorsunuz o parayla. Beğenme butonunu bir yatırım aracına çevirdiğim bir video platformu düşünün. Mesela bunlara izin veriyor NFT. Böyle fantastik yapılar olacak. Çünkü benim beğenmem de unik bir şey olabilir. Böyle platformlar görebiliriz. Yani YouTube bu şey diyemediği, yok kardeşim ben kuralları değiştirdim diyemediği. Çünkü kuralların topluluğa yazıldığı sistemlerde bunları yapabiliriz. Bunlar bile yatırım aracına dönüşebilir. Ben Türkiye'de, İstanbul'da yaşayan bir çizer olarak bir İngiliz'e, bir Amerikalı'ya çalışmalarımı göstermek, paylaşmak ya da satabilmek gibi bir imkana sahip değilim. NFT dünyası bana çok hızlı bir şekilde bu imkanı sağladı. Ve nitekim ben oradaki marketimi oluşturduktan hemen sonra İranlı bir koleksiyoner, ardından bir İngiliz koleksiyoner benim eserlerimi aldılar. Bu NFT öncesinde pek mümkün değildi açıkçası. Örnek veriyorum. Ben bir eser satıyorum ve eserin sözleşmesine diyorum ki bundan sonraki her satışın %10'unu bana vereceksiniz diyorum. Şimdi mesela bu aslında sanatçının elini çok kuvvetlendiren bir şey. Açıkçası bu NFT'nin bize getirdiği çok güzel bir özellik. Normal yaşamda herhangi bir eser satıldığı anda, yaratıcısının elinden çıktığı anda onunla bağı kopuyordu. Yani bir Picasso eseri bugün 200-250 milyon dolara satıldığında Picasso'nun kendisine ya da ailesine herhangi bir geri dönüş sağlamıyordu. NFT'de artık eser yaratıcı sahibini unutmuyor ve sürekli ona bir harçlık göndermeye devam ediyor. Ne güzel bir şey. Düşünsenize ben eserimin her satışının %50'sini mesela bir hayvan hakları örgütüne bağışlayabilirim. Normalde bu pratikte yapılamıyordu. Bir sanatçı bunu isteyebilirdi ama yapamazdı. NFT'de bunlar mümkün. Yani eserin geleceğiyle ilgili bir karar vermesi mümkün sanatçının. Bunlar çok güzel avantajlar. NFT dünyasında sahte eserler olabilir mi? Evet, olabilir. Gerçek hayatta da zaten varlar. Çok ünlü ressamların reprodüksiyonları bir şekilde kendilerini orijinal olarak kabul ettirip uluslararası birçok müzayede evinde satışa sunuluyor. Bu hikayeleri biliyoruz. Bu NFT dünyasında da mümkün. Şunu diyemem yani, avantajları budur, dezavantajları budur demek çok için çok erken şu anda. Yani spekülasyon yeni başladı. Nereye gidecek göreceğiz. Ama şunu söyleyebilirim. Sadece spekülasyon yok. Altında bir matematik var, bir hesaplama var, bir anlam var. Ama henüz o anlam bizim haberlerde gördüğümüz, yüzeyde gördüğümüz anlam değil. Kullanım alanlarını da bilmiyoruz. Şimdi dünya çok ilginç bir yere döndü. Eskiden bir şeyler keşfedilirdi. Yavaş yavaş interneti düşünelim. Keşfedilirdi, yavaş yavaş büyürdü. Şimdi erken tespit edebiliyoruz bir şeyleri. O yüzden aşırı büyütüyoruz. NFT patlayacak bir balon mudur? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. NFT çok daha gelişerek hızlı bir şekilde yoluna devam edecek. Şu an NFT bir aşırı büyümede inecek ama tekrar büyümeye devam edecek. Çünkü büyük bir bilgi var ve inanın şunu bile söyleyebilirim. Eseri satın alınan sanatçı da tam olarak ne döndüğünü bilmiyor. Eseri alan kişi de çok iyi tamamen bilmiyor. O platformun yazılımcısı da bilmiyor. Bir şeyler seziyoruz, bir şeyler olacağını tahmin ediyoruz, bir şeyler ortaklaşıyoruz ve orası büyüyor. Bu ortaklığın bir anlamı var ama bunu anlatmak çok kolay değil çünkü bu çok spekülatif, çok hızlı yaşıyor. Bence yakın durmak iyi bunlara ki anlamak için teknolojiyi, neler döndüğünü. Ama çok abartılı hayallerle girmek de iyi değil. Yani o gazetedeki habere kapılıp buraya servetini yatırmak kumar olur yani. Onun NFT ile bir ilgisi yok aslında. O çok riskli bir yer. Yani tutturan olur oradan da çoğunluk batar. Kasa kazanır yani.